Teşekkür ediyoruz. Onun varlığı yetmez mi zaten bizlere? Evet efendim. Bir kez daha tekrar. Böyle güzel söz üstadlarının karşısında konuşmak kolay değil. Hakikaten buraya çıkmadan önce arkadaşlar bir takım notlar vermişler. Onu da şuraya koyayım. Dediler ki hani bunlardan bahsetmek doğru olur ama bir takım içinde benim de bekliğim gerçekten dün akşam yarın ne konuşsam, acaba nereden başlasam etkili olur, nerede biz bu hikayenin başına başlasam. Çok defa kafa yorduk. Geçmiş zamanda biz iki yıl önce geldik, ya burası açılmaz, yapılamaz dediler ama yüze yakın bir... Hakikaten bu değerli gününüze ayırıp buraya geldiniz, bizleri onurlandırdınız. Size minnettarım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tabii ben bu büyük cesareti göstererek bu otelin bu hale gelmesinde emeği geçen öncelikle yatırımcımıza ve değerli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Akçakoca adımıza da bu noktada sahiplenme noktasında önemli bir görev üstlendi ilçemiz, Akçakoca'mız, halkımız. Ben yatırımcımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii burada küçük bir anı da anlatmak istiyorum. Birkaç yerde anlattım. Bundan Düzce'mizindir, Akçakoca'mızındır. Evet, gerçekten belli risklere rağmen bu otelin yatırımını gerçekleştirdiler. Herkes Akçakoca'nın turizm sezonu, yani deniz sezonu çok kısadır. Buna rağmen bu otel, bu yatırım burada feasible olmak durumunda değil ya da feasible değil gibi bir takım iddialarda bulunurken değerli kardeşlerimiz bunu gerçekleştirdiler. Bizler tabii ki Düzce'yi eksiklerini tamamlamakla görevliyiz. Düzce aslında sadece deniz turizmi için değil, özellikle doğal turizm için de çok önemli alanlara sahip. Biraz sonra zannediyorum Sayın Valimiz bunları size anlatacaktır. Bunu 3 metropolün tam ortasında yer alan, her birine hemen hemen yakın mesafelerde olan 200-250 kilometre, 180 kilometre İstanbul'a mesafede olan bir il. İlimiz en önemli 3 sektörde gerçekten önemli ürünleri, çıktıları olan, potansiyel olan biri. Tarımda fındık üretiminde ülkemizde 4. sırada olan bir tarımsal bir potansiyele sahiptir. İkinci önemli sektör diyebileceğimiz sanayi sektöründe de gerçekten ilimizin çok ciddi sanayicileri var, sanayi yatırımları var. 2 tane organize sanayi bölgemiz var şu anda full dolu. Yeni bir tane kurduk Çilimli'de karma organize sanayi, inşallah çalışmaları devam ediyor. 2 tane de kurulma aşamasında olan organize sanayi bölgemiz var. Buradan tüm yatırımcılara da söyleyelim. İlimiz aynı zamanda teşvik sisteminde 4. bölge teşvik kapsamındadır. Eğer yatırımınızı OSB içerisinde yaparsanız 5. bölgeden istifade etme
imkanınız vardır. Üçüncü, bizim için çok önemli atfettiğimiz, her ikisi önemli ama bu daha da önemli olarak gördüğümüz turizm sektörüdür. İlimiz gerçekten turizm sektöründe muhteşem bir varlığa sahiptir. Kısaca ifade etmek gerekirse, rafting'den trekking'e, orienteering'den paintball'a, bunların hepsini yapma, ata binmeden eko turizme kadar hepsini yapma imkanına sahipsiniz.